Ülger TV YouTube kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar, bu videomuzda çok güzel bir örneğin anlatımını yapacağım. Oldukça kolay, son derece de gösterişli, inanılmaz şık bir örnek. Çeyizlik yeleklere, bebek örgülerine kullanabileceğiniz, benim çok çok beğendiğim bir örnek gerçekten. Yani en beğendiğim örneklerden biri diyebilirim. Yapımı da yani gösterişliliği kadar da kolay yapımı var. Bu örneğimizi Alize Baby Best ip kullanıyorum. Her şekilde iple yapabilirsiniz. Tığınızı ipinize uygun tutarsanız her şekilde o iple olabilecek bir örnek. Şöyle ince iple yaparsanız biraz daha ince cılız durur. Kalın iple yaparsanız daha tok durur. Bu ipimize de şöyle 3,5 numara tunus tığı kullanıyorum. Bu tığ benim 25 santimlik bir tığ. Ekranda kolay olsun diye. Tabii büyük yelek yaparsanız daha büyük. Bunun 30 ya da 35 olacak. Tam bilmiyorum. Öyle uzun tığlar var. Onlar kullanılıyor. Şimdi buradan hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Alttaki zil işaretine tıklayınca tüm bildirimler yazısını seçerseniz yapmış olduğum örneklerden bildirimle anında haber olursunuz. Haber alırsınız. Noktada olsa bir yorum yazarsanız bu videoların devamlılığı için, destek için çok mutlu olurum hanımlar. Zincirimizi çekerek başlayalım. Zincirimizi saymayacağız. Alacağımız ilmekleri sayacağız. Başlama noktası. Zincirimizde çok gevşek zincirler çekeceğiz. Bakın. Sık değil. İlk sırayı kolay yapabilmek için gevşek gevşek zincirler çekiyoruz. Zincirlerde 9'un katları çekebilirsiniz. Sonra da 4 fazla. Evet, ben zincirimi şöyle çektim. Göz kararı da çekebilirsiniz. Fazlasını kesersiniz. Bir problem olmaz. Şimdi ilmeklerimizi almaya başladığımızda bakın şu kenardan almayacağız ilmekleri. Buradan almayacağız. Çıkarıyorum. Çeviriyorum ve ilk biraz zor olacak. Şurada zincirimin arkasından ilmeğimi alıyorum. Şunu birazcık sıkıştırayım. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın. Alt kısmına lastik olmadığı için ilmek alacağız ki etek uçları şık ve güzel dursun. Modelin. Bu şekilde ters kısımlarından çevirip ilmek alarak devam ediyoruz. İlmeğin tamamını alayım, döneyim. Evet, ilmeklerimi aldım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'un katlarından yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek. Şimdi bunu her zamanki gibi tunus işinde nasıl yapıyorsak ikişer ikişer şöyle çıkarıyoruz başına sararak. Dediğim gibi örnek çok gösterişli ve çok kolay bir örnek. Öyle eğrilme, bükülme de olmuyor. Bazı tunus işleri eğrilip bükülüyor. Bükülmüyor. Çok şık duran kalıp gibi, değil mi? Yerindeyse kalıp gibi çok şık duran bir gösterişli örnek. Yapımı da çok çok kolay. Örneğimizin. İkişer ikişer aldıktan sonra hemen şöyle bitirdik. İkişer ikişer alarak buradan şu ilk araya değil de hemen yanındaki araya tığımı batıyorum. Bakın başına sarmayacağız. Bu hatayı yapmayın kesinlikle yaparken sarmadan, başına sarmadan direkt ilmeğimizi almaya başladık. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek aldım buradan. Daha sonra buradan hemen ipimi öne alıyorum. Bakın şu dibindeki değil de yanındakini.
İpimi şöyle öne alarak hemen yanındakine tığımı batıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Araya 7 tane bu şekilde haroşa örgü gibi ters ilmek aldım önden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tekrar bakın şunu bu ilk sıradakinin arasına başına sarmıyorum. Sarmadan direkt 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi aldıktan sonra tekrar ipimi öne alıyorum. Hemen şu yanındakini atlıyorum. Yanındakine, onun yanındakine. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi aldıktan sonra tekrardan buraya değil bakın bu ikisinin arasına hemen tığımı batarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeği başına sararak alıyorum. Birinci sıramız şöyle düzelteyim. Bu şekilde. Şimdi buradan hemen tığımın başına sarıyorum. Bakın ortasından saymadan saysanız da olur. Tam yarısından şöyle çıkarıyorum. Yarısından dediğim bakın dışarıda kalan iplik 1, 2, 3 tane. 3 bu tarafta kaldı. Hemen ortasında bir zincir tekrar geriye kalanında bu şekilde topluyorum. Bakın dıştan aldığımız iplik 1, 2, 3. Yani 3 burada kaldı, 3 burada kaldı. Şimdi bunu buradan kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1, 2, 2 tane zincir çekip bakın 3.'ye şöyle 3. zincire hepsini birden topluyorum. Tekrar bunu buradan kapatıyorum. Modelimizi kurduk bakın. Kapattım. Tekrar 1, 2, 3. zincirde buradakinin yarısını alacağım. Bakın 1, 2, 3 tanesini aldım. Tekrar bir zincir. Tekrar geriye kalan 3 taneyi şöyle alıyoruz. Bakın 1, 2, 3. Yani bunu orantılı yapmalısınız. Hoş gözükmez. Yani 3 bu tarafa ne kadar batarsanız mutlaka yarısını buraya, yarısını buraya almalısınız. Şöyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra 1, 2, 3. zincirde hepsini birden topluyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3. zincirde ilmeklerin 3 tanesini alıyorum. Tekrar araya bir zincir. Tekrar geriye kalan 3 taneyi aldıktan sonra zincir çekmiyorum. Hemen şu dip kısımdan batarak buradaki ilmeğimin içerisinden çıkarıyorum ve ikinci sıraya hazırlıyorum tığımı. Bakın birinci sıramız bu şekilde. Şimdi tekrar ilmeğimi biraz uzatıp buradan 6 tane ilmek alıyorum. Altı ilmeğimi aldım. Altı ilmeğimi aldıktan sonra 3 buradan, 1 buradan 4, 3 de buradan 7 tane ilmek de buradan alacağız. Bakın buradakini şöyle biraz sıkışık oluyor da buradan batayım. 1. Tekrar yani şu zemin kısmı hazırlıyoruz. 1, 2, 3.
Ortasına batıyorum. 4. Dibinden battım. 5. 6. 7. Tekrar şuradaki 7 tane ilmeği buraya hazırlamış olduk. Şimdi 6 tane ilmeğimi alıyorum. Altı ilmeğimi aldım. Buradan hemen dibine batarak şöyle 3 bu kenardan, bir ortadan, 3 de diğer kenardan alarak burayı yediliyorum. Bir tane ortadan aldım. Tekrar 3 de buradaki kenardan alarak, bakın burayı tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmek yapmış oldum. Buradan tekrar 6 ilmeğimi alıyorum. Şöyle bakayım. Şurada unutup başına sarıyor olabilirim. Bakın. Başına sarmadan alacağız mutlaka buralarda. Unutup ben almış olabilirim. Şimdi ortadan bölerek devam ediyorum. Bakın bunu sıra sıra birinci sırada nasıl yapmıştık? Aynı şekilde devam ederek bu sırayı da bitiriyoruz. Aslında bu başlangıç sırası birinci sıranın aynısı. Şöyle. Aldık. Şimdi ortadan batıp çıkarıyorum. Şimdi tekrar şurayı kuracağız. Bakın. Kısmı kuracağız ve videomu inşallah büyük parçayı gösterip sizlere videomu sonlandıracağım. 6 tane ilmeğimi aldım. İpimi öne atıyorum. Buradan battım. Ters ilmek aldım. 1. Buradan 7 tane bu şekilde ilmeğimizi alıyoruz. İkinci sırayı da gösteriyorum ki çok acemi olanlar ikinci sırada şaşırmasın diye aldık. Tekrar buradan 6 tane ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Bunun devamında şuralara nasıl üçer tane zincir çektik. Aynı şekilde bu sırayı bitireyim döneyim ya da. Bu sırayı da bitirdim. Devam bitirdim geriye kalanını. Şimdi hemen şöyle kapatıp 1, 2, 3'üncüye toplayıp batıyoruz. 1 2 3'üncüye şöyle topluyorum ve kapatıyorum. Bakın. Böyle devam edecek. Çok çok kolay. Şimdi kamera arkası yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim sizlere ne kadar şık. Bir de büyük halini görün. Evet bakın. Bu büyük parçamız inanılmaz şık ve güzel bir örnek. Kalıp gibi. Yeleklere mükemmel duracak bir örnek. Şöyle yelekleri yaparken şu ön kısmını bakın şuradaki yaptığımız bu deseni bir tane değil de bant kısmına iki tane desen koyarak bant kısmını bu şekilde kurabilirsiniz yeleğin. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok çok beğendim. Modeli. Kolaylığı da cabası. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğeni dediğim gibi bir yorum nokta da olsa bir emoji de olsa bu videoların devamlılığını getirmek için çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.